Sayın kurslerler, ilk kelime dersimize hoş geldiniz. Arkadaşlar, İngilizce kelimeleri 95 ünite halinde ve 6 tema başlığı altında inceleyeceğiz arkadaşlar. Pardon, 18 tema başlığı, 6 bölüm ve 95 ünite olarak inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, ilk temamız Numbers and Time, rakamlar ve zaman. İngilizce'deki rakamları ve zamanın nasıl ifade edildiğini bu dersimizde öğreneceğiz arkadaşlar. Başlayalım isterseniz. Evet, ilk olarak birden 100'e kadar olan rakamlar var. Bunları teker teker okuyalım arkadaşlar. One, one, bir, iki, two, üç, three, dört, four, beş, five, altı, six, yedi, seven, sekiz, eight, dokuz, nine, on, ten. Sağ geçtim. 11, 11. 12, 12. 13, 13. 14, 14. Arkadaşlar, bu onlu rakamlara dikkat edin. Bunları sık sık 30'larla 40'larla karıştırılıyor arkadaşlar. Teen diye uzatıyorum sonunu. Tekrar okuyorum. 13, 13. 14, 14. 15, 15. 16, 16. 17, 17. 18, 18. 19, 19. 20, 20. Evet, 20'den sonra arkadaşlar, baştaki gibi araya çizgi koyuyoruz veya koymasak da oluyor ama başa dönüyoruz arkadaşlar. 21 şeklinde devam ediyor. 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 26, 26, 26, pardon, 25'ti, 25. 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30. Evet, 13, 13, 30, 30. 14, 14, şimdi 40, 40. 50, 50. Evet, 15, 15. 50, 50. 16, 16. 60, 60. 17, 17. 70, 70. 18, 18. 80, 80. 19, 19. 90, 90. Evet, 100'e geldik. A 100 veya 100. A 100 veya 100. Evet, şimdi arkadaşlar, rakamlarla ilgili aşağıda kelimelerimiz var. Glossary küçük sözlük demektir. Birkaç kelimeden meydana gelen. Evet, ilk kelimemiz count. Count sayı saymak demektir arkadaşlar. Birisi size count dediği zaman say diyor. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. I counted the chairs. Sandalyeleri saydım. There were 15. 15 tane vardı. I can count in German. Almanca sayı sayabilirim. Equal eşittir demektir arkadaşlar. Equal. Bakın. 2 plus 2 equals 4.
2 kere 2 artı 2 4 yapar. Minus eksi demektir. Minus 6 minus 4 equals 2. 6 eksi 4 2 eşittir. Plus artı demektir. 4 plus 4 equals 8. 4 artı 4 8'e eşittir. Evet, sağ tarafa bakıyoruz. İki tane kelimemiz var arkadaşlar. Rakamlardan önce about veya around edatlarını kullanırsak, bu about ve around edatları arkadaşlar yaklaşık olarak demektir. How many students are there? Kaç tane öğrenci var? Around veya about 20. Yaklaşık 20. Bu 18, 19, 20, 21, 22 olabilir arkadaşlar. Yaklaşık bir rakam verirken about veya around edatlarını kullanıyoruz. How much is this? Bunun fiyatı nedir? It's about around 100 euros. Bu yaklaşık 100 euro. How long is the program? Program ne kadar sürüyor? About around half an hour. Yaklaşık yarım saat. Evet, şimdi alıştırmalarımız var. Arkadaşlar, ilk alıştırmamızda evet, aradaki rakamları yazın diyor. Write the middle number in words. Kelime olarak. Evet, örnek olarak 24, 24, 25 yazdık ve 26, 7. Evet, arada 8 var. 8, 9, 19, 20, 20, 66, 67 diyeceğiz. 67, 49, 50 yazacağız. 50, 34, 35, 35, 5, 6, 12, 13, 13, 71, 72, 72, 23, 24, 24, 88, 89, 89. Evet, 89 yazdık ve 90. Evet. Write the number in words using about or around. Evet, 60 yuvarlayacağız arkadaşlar. About around 70 people. 68 kişi var diyor. 68 people. Bu da yaklaşık ne yapar? About around 70 people. 97 euros, 97 euro diyor. Ne yazacağız arkadaşlar? About, around, 100 euros. 9 lessons, about, around, 10 lessons. Yaklaşık 10 ders. 31 years dediğine göre about around 30 years. Yaklaşık 30 yıl. Students about around 40 students. Arkadaşlar, 4 yazarken U yok. 4'te olduğu gibi U düşüyor. 40 diye okuyoruz. 5'e geçtim. $49. About. Around.
$50. 78 people about around 80 diyeceğiz. 80 people. Hop aşağı attı. 68 70 pound diyeceğiz. About diyorum arkadaşlar sadece. About 70 pounds. Yaklaşık 70 pound. 19 tane chair olduğuna göre about 20 chairs. Yaklaşık 20 tane sandalye. Evet, matematiği yapın diyor. Ve sonuçları da yazacağız arkadaşlar. 3 plus 9 equals 12. 3 artı 9 12 yapar. 10 minus 6 equals 4. 10'dan 6 çıkarsa 4 kalır. Hepsinde equals diyeceğiz arkadaşlar. Eşittir anlamında. 12 and 17 equals and arkadaşlar artı demektir ve diyoruz. 17, 12 daha ne yapar? 29 yapar. 29. 43 plus 34 equals. Ya şimdi bir de o matematik yapacağız. 43 artı 34. 77. Değil mi? 77 yapar. 77. 77. 87 minus 24. Şimdi 87'den 24'ü çıkaracağız. 87, 24, 53 kalır. 53. 17 plus 14. 17'ye 14 eklersek 31 yapar. 31. 60 minus 36. 60'dan 36'ya çıkarsak 24 kalır. 24. 17 plus 28. Evet, 28, 17 artı 28, 38, 7 daha, 45, 45. Evet, şimdi arkadaşlar sırada daha büyük rakamlar var. Yani yüzden büyük rakamlar var. Onları önereceğiz. İngilizce bunları nasıl ifade ediyoruz. Large numbers, büyük rakamlar. Evet, 101'den başlıyoruz. 101. 101. Oh, pardon. 140. 140 veya 140. And diyoruz arkadaşlar. Dikkat ediniz. 200. Arkadaşlar 100 kelimesini çekmiyoruz. 200 diye bir şey yok. 1000. Evet, şimdi 200 dedik. 200, 300, 300, 400, 500, öyle gidiyor. 1000'e kadar. 1000 veya 1000 diyoruz. 1000. 1050. 1050, yine and ile devam ediyoruz. 1250. 1250. Dikkat edin arkadaşlar, son iki ölçüye ondalık birimine and ekliyoruz. Yani 1250 demiyoruz arkadaşlar. Ne diyoruz? 1250. 2000. 2000, yine s yok arkadaşlar. 2000 diye bir şey yok. 100.000. 100,000.
1 milyon, a million veya 1 milyon, 2 milyon derken yine millions diye bir kelimemiz yok. 2 million, 5 million, 6 million ve 1 milyar derken de 1 billion diyoruz. 1 billion. Şimdi geldik arkadaşlar. 990'ın üzerindeki rakamlardan sonra arkadaşlar araya virgül koyuyoruz. Mesela 11.000 derken arkadaşlar 11,30 yazıyoruz. Türkçe'de arkadaşlar tam tersi nokta koyuyoruz. Küsuratlardan önce virgül koyuyoruz. Ama büyük rakamlarda araya nokta koyuyoruz binden sonra arkadaşlar. Tekrar ediyorum. İngilizce'de bin yazarken birden sonra virgül koyuyoruz. Türkçe'de birden sonra nokta koyuyoruz arkadaşlar. Bunu lütfen karıştırmayın. Evet. Thousands and hundreds'da yani binler ve yüzlerde bakın ne yapıyoruz? 11,000. 11,3 tane sıfır yazdım. Milyonlarda ve binlerde 3 milyon yazıyorum. Dikkat edin. Virgül koyuyorum. 3 million. Evet. Şimdi arkadaşlar yüzler, binler ve milyonlar derken apostrof s kullanmadan bunları çoğul yapıyoruz. Arkadaşlar çünkü apostrof s zaten ne demektir? Aitlik ifade eder. Birine ait bir şey demektir. O yüzden apostrof s kullanılmaz. Bir ismin çoğul halini biliyorsunuz biz s harfi ekleyerek yapıyoruz. O halde yüzlerce, binlerce, milyonlarca derken arkadaşlar hundreds, thousands ve milyonlarca, millions diye ifade ediyoruz. Burada gördüğümüz gibi. Şimdi örneklere bakalım. We saw hundreds of animals. Biz yüzlerce hayvan gördük. Veya 300 hayvan gördük. We saw 300 animals. Bakın yüzlerce hayvan nasıl ifade ediliyor? 300 hayvan nasıl ifade ediliyor? Hundreds of diyoruz arkadaşlar. Thousands of, millions of. Binlerce, yüzlerce, milyonlarca. There were thousands of people at the concert. Konserde binlerce insan vardı. The new shopping center will cost millions. Yeni alışveriş merkezi milyonlarca dolara mal olacak. Evet, şimdi alıştırmalarımız var. Correct the mistakes in the spoken or written number. Evet, arkadaşlar hatalar var diyor. Bunları düzeltin diyor. 102 diye bir şey yok. 102, 102 diyoruz. 200 dedik ki 100'ın sonuna S takısı getirmiyoruz dedik. 200 olacak. 340. Neyi unuttuk arkadaşlar? Yine and'i unuttuk. 340. 1500. Burada bir yanlışlık yok. 1500. 1500. 2650. İşte burada sıkıntı var. 2000. 650. 2650. 7000 diye bir şey olmaz. 7000. 42.500'ü nasıl yazıyoruz arkadaşlar? 42,500 şeklinde yazıyoruz. O virgül
yazmamız şart çünkü kafa karıştırıyor. Evet, 3'e bir daha bakıyorum. 1000 and 500. Evet, burada bir sıkıntı yok arkadaşlar. 1500. Evet, bir sonraki rakamı kelimelerle yazacağız. Evet, 243. 244. 244 yazdım arkadaşlar. Çünkü bir sonraki rakamı yaz diyor. 999'un bir sonraki rakamı 1000 veya 1000. 5055, 5056 yazacağız. 5000 and 56. 11.301. Şimdi buna dikkat edin arkadaşlar. 11.000 300 and 1. 11.301. Evet. 1 milyon veya 1 million. 2500 yazacağız 5'te. 2000 and onu niye rakamla yazdım ki? 2500 diyeceğiz. 325.000 300,000. Evet, 300,000 ne oldu arkadaşlar? 300.000. Ve şimdi 300'ü yazdık birinci bölümü. Şimdi de 25.000 yazacağız. And bir dakika ya, ne yaptık ya? 325.000 diyeceğiz, pardon. 300 and 25,000. Evet, 300, 300 and 25, tamam, 1000. Evet, 9 sıfırla 1 milyar olacak. Veya 1 billion. Milyar ve 2000. 2000. Write the sentences in a more general way. Use hundreds, thousands, millions or at about. Evet, yüzlerce, binlerce, milyonlarca veya yaklaşık olarak diyeceğiz. Bu şekilde yazın cümleleri diyor. There are 400 flats. 400 tane daire var. There are hundreds of flats. They said it was $3,000. They said it was thousands. Evet, it was olmaz artık. It were, pardon yani ya. Yok, öyle diyeceğiz, evet. They said it was thousands of dollars. Binlerce dolardı. 48 minutes. Yaklaşık diyeceğiz arkadaşlar buraya. It's about 50 minutes. There are 6,000 of them. Ne diyelim? Binlerce var diyeceğiz. There are thousands
of them. Binlerce var. I bought 17 books. I bought about 20 books. Yaklaşık 20 kitap aldım. Ya 20 değil de 15 desek daha makul olur gibime geliyor. 2-3 tane fazla oldu. 15. I bought about 15 books. Yaklaşık 15 kitap aldım. İşte 2 ekledik, 2 çıkardık. We want to grow 400 trees. We want to grow. Evet, yetiştirmek istiyoruz. Yüzlerce ağaç. Hundreds of trees. There are about 10 to 12 million people with this problem. Bu sorunu olan yaklaşık 10-12 milyon kişi var. Evet, ne diyelim? There are millions of people with this problem. Bu sorunu olan milyonlarca insan var dedik arkadaşlar. Böylece genelleme yaptık. Evet, 400 daire, yüzlerce daire, 3000 dolar, binlerce dolar. 48 minutes, 48 dakikayı 50 minutes olarak yuvarladık yaklaşık. 6000 of them, 8000 of them dedik. 17 books'u 15 books, yaklaşık 15 kitap dedik. We want to grow 400 trees, we want to grow hundreds of trees dedik. There are about 10 to 12 million people with this problem da. Bu sorun olan milyonlarca insan var dedik. Evet, ve bu böylece arkadaşlar ilk kelime dersimizin de burada sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki ders görüşmek üzere.